Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arabanın teybini değiştireceğim. Bir de motor yağını değiştireceğim. Şöyle yağ aldım. 20-50 Maxime. Petrol ofisinin yağı. 2021 üretimi. Bu da benim eski seri Pioneer teyp. Şöyle görüyorsunuz. Kutusu Pirenap. Kutusu şunun kutusu. Bunu sökeceğim, bunu takacağım ama ilk olarak arabanın yağını değiştireceğim. Petrol ofisinde biraz yağlar pahalı oluyor dostlar. 20-50, 3 litresi 160 lira civarında. Ekstra bir de dışarıdan kattırırsan, yani petrol ofisinin dış açık yağı da var aynı. Yani şişedekinin açık olanı. 200 liraya falan denk geliyor. Ama ben bunu internetten uygun fiyata aldım. 139 liraya aldım 4 litresini. Yağ orijinal. Biliyorsunuz bunların çakmaları oluyor, sahteleri oluyor. Bu yağı hiç kullanmadım. Şöyle şu kastrolün şu yağı kullanıyordum arkadaşlar, 20-50. Bu yağ pek hoşuma gitmedi. Niye diye sorarsanız, arkadaşlar bu yağ eksiltiyor. Bu eksiltiyor. Benim araçta değil, yani çoğu tamirci kullandığım arkadaşım var kullanan bu yağı. Yani değiştirdiler. Kimisi motile döndü. Kimisi başka bir şeye döndü. Çok şikayet geliyor dedi. Abi dedi sen de kullanma bunu dedi. Şans eseri burada benim otoparkta gördü. Araba yağ yakıyor herhalde falan diye düşünürken yağdan dolayı diye düşündüm. Çünkü duman atma falan yok. Petrol ofisinin yağı ucuz olduğu için onu tercih ettim. Hem Türk malı. Bakacağız arkadaşlar artık. Yağ filtresini değiştirmeyeceğim. Gerek duymuyorum değiştirmeye. Çünkü geçen de değiştirdim. Biraz da arkadaşlar para yok. Yağ filtresini değiştirmeye gerek yok diye düşünüyorum. Değiştirsek iyi olur tabi. Şurada görüyorsunuz. Direkt yağı değiştireceğim. Bir de arkadaşlar hava buz gibi. Güneşli olduğuna bakmayın. Bugün hava -1 Isparta'da. Onun için fazla video atamıyorum. Geniş çaplı proje yapamıyorum. Çünkü dışarıda yaptığım için. İnşallah havalar biraz ısındı mı başlayacağım dostlar. Arkadaşlar yağ böyle akı dursun. Şu üst kapağını da açalım. Açılmıyor da. Arkadaşlar bunu var ya. Şu 12 alyanla alt tapasını söktük. Elimle döndüremedim. Şu boruyu geçirdim, güç aldım. Olay bu. Keşke arabayı ısıtsaydım biraz da. Öyle isteydim ya vallahi. Yoğurt gibi olmuş, akmıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ya bildiğiniz yoğurt olmuş soğuktan. Biraz bekleyeceğiz artık. Evet arkadaşlar, bu motor yağının ancak şey olacak arkadaşlar, akacak, onu akana kadar şu eski Pioneer'ı takayım dedim. Pioneer size anlatayım dostlar. Bu Pioneer'ın 7950. Bunun kafası motorlu. Benim motorizası çalışmıyor arkadaşlar. CD yeri falan var. Gerek yok zaten, CD'yi dinlemiyorum. Ama çalışsa güzel olur. Şöyle joystick düğmesi falan. Kumandası da aynı şekilde. USB yeri arkadan USB. Şöyle. 3 tane amp çıkısı var. Subwoofer ön ve arka olarak. Şunlar arka. Şimdi bunu takacağım arkadaşlar. Bunu nasıl takacağım? Ben zaten bunu takarken bunu soketini buradan sökmediydim. Bunu soketini direkt köplediydim. Nasıl olsa bunu geri takarım diye. Şimdi bunu soketini de sökeceğim. Bunu geri takmayı düşünmüyorum. Çünkü hevesim kaçtı artık bundan. Hevesimi aldım. Yeter. Abartmaya gerek yok. Kankalar odaklı. Teybi taktım, bitirdim. Bizim yağın akması hala bitmedi. Teybi şöyle göstereyim. Kapattık. Şu an demo modda. Thank you.
şeyi ben bağladım. Şöyle. Şuraya dediğim gibi şu yaptığım şeyi buraya montajlayacağım. Şuraya şöyle daha kolay olacak. Hem AUX girişi var, hem USB var bunda arkadaşlar. AUX'u uzatma gibi yaptım. YouTube'da zaten benim videolarımda bunun nasıl yapıldığını şeyi var. Videosu var kanalımda. Böyle arkadaşlar. Bunun kumandası da bu. Joystick'li. Şu listeye gireyim, müzik listesine. Şuradan çıkayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Yağı da koydum, biraz denedim. Tabii bu biraz uzun kullanım süresinde belli olur performansı. Bir dahaki videoda görüşürüz dostlar. İnşallah güzel bir proje var kafamda, onu yapacağım. Bir sürü var da onu da yapacağım. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.